Merhabalar sevgili öğrenciler, kanalımıza hoş geldiniz. Trafik güvenliği dersi 2. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Hep birlikte başlayalım. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru cevap yuvarlak için almış. Hangisi toplu taşıma aracıdır? Bakalım hangisi toplu taşıma aracı? Kamyon, motosiklet, otobüs, araba var şıklarımızda. Hangisi tabii ki toplu taşıma aracıdır? B seçeneği sevgili öğrenciler. Birazcık yavaş işaretliyorum. Siz de benimle beraber yapın diye. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım çantasında bulunmaz? Bulunmazı arıyoruz arkadaşlar. Plaster bulunur. Serum bulunmaz. Yara bandı bulunur. El feneri bulunur. Serum bulunmaz ilk yardım çantasında sevgili öğrenciler. Geçelim 3. sorumuza. Karayolu üzerinde bir ya da daha çok aracın karıştığı ve zararla sonuçlanan olaylara ne denir? Trafik düzeni, trafik kazası, trafik akışı, trafik güvenliği. Evet, şıklarımız bunlar. Trafik düzeni değildir, değil mi arkadaşlar? Trafik akışı da değildir. Çünkü aracın karıştığı ve zararla sonuçlandığı diyor. Dikkat edelim. Trafik kazası mıdır? Evet. Trafik güvenliği de değildir sevgili öğrenciler. C seçeneğimiz doğrudur. 4. sorumuza geçelim. Bir kazaya tanık olduğumuzda ya da bir kaza geçirdiğimizde öncelikle kimlerden yardım istemeliyiz? Evet, öncelikle acil yardım merkezinden evet istemeliyiz. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden hayır, belediye başkanlığından hayır, akrabalarımızdan hayır. A seçeneğimiz doğrudur sevgili öğrenciler. Acil yardım merkezi. 5. sorumuza geçelim. Bu arada unutmuyorsunuz, diğer videolarımız da kanalımızın oynatma listesinde mevcut. Yaralıların yaşamını kurtarmak, doktora gidinceye kadar durumlarının kötüleşmesini önlemek için eldeki olanaklarla olay yerinde yapılan uygulamaya ne denir? A. Tanı, B. Tedavi, C. Taşıma, D. İlk yardım. Evet sevgili öğrenciler, eldeki olanaklarla olay yerinde yapılan uygulamaya ilk yardım denir. 6. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yolculuk halindeyken yapılması gereken bir davranıştır? Sürücüyle sohbet etmek. Bu yapılmaması gereken bir davranış arkadaşlar. Aracın camından sakmak, bu da yapılmaması gereken bir davranış. Emniyet kemeri takmak, bu yapılması gereken bir davranış. Taş içinde ayakta durmak, bu da yapılmaması gereken bir davranış. C seçeneğimiz doğrudur değil mi sevgili öğrenciler? 7. sorumuza geçelim. Işıklı işaret cihazının hangi rengi yandığında güvenle karşıya geçebiliriz? Evet, hangi rengi yandığında güvenle karşıya geçebiliriz? Çok kolay bir soru değil mi? Yeşil renk yandığında diğer şıkları okumamıza bile gerek yok. 8. sorumuz. 112 acil servis arandığında hangi bilgiye gerek yoktur? A. Yaralıların cinsiyeti. Evet, bu bilgiye gerek yoktur arkadaşlar. Kaza yeri evet. Yaralı sayısı tabii ki. Yaralıların durumu tabii ki bilgi verilmesi gereken durumlardandır. Yaralıların cinsiyeti önemli değildir ilk etapta. 9. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi araçtan kaynaklanan trafik kazası nedenidir? Aşırı sıcak hava. Evet, bu araçtan kaynaklanmaz. Yağışlı hava araçtan kaynaklanmaz. Lastik patlaması evet bu araçtan kaynaklanır. Buzlu yollar araçtan kaynaklanmaz. C seçeneğimiz doğrudur sevgili öğrenciler. 10. sorumuza geçelim affedersiniz. Aşağıdakilerden hangisi taşıt içinde uyulması gereken kurallardan biri değildir? Değildir arıyoruz arkadaşlar. Taşıt içinde bir yere tutunmadan ayakta durmamalıyız. Evet, durmamalıyız. Taşıtın penceresinden elimizi kolumuzu başımızı dışarı çıkarmamalıyız. Çıkarmamalıyız. Taşıt içinde şoförle konuşmamalıyız. Evet. Taşıt içinde emniyet kemeri takmamak. Hayır arkadaşlar. Takmalıyız olacaktı. D seçeneğimiz doğrudur. Kesinlikle emniyet kemerini takmalıyız. Değil mi sevgili öğrenciler? Geçelim. Evet. Doğru yanlış sorularımız var. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Taşıta binerken ve taşıttan inerken taşıtın tam olarak durması beklenmelidir. Evet, doğrudur arkadaşlar. Beklemeliyiz. Taşıt hareket halindeyken elimizi, kolumuzu, başımızı pencereden çıkarabiliriz. Hayır arkadaşlar. Kesinlikle çıkaramayız. Yanlıştır. Taşıtlarda ilk yardım çantası bulundurulmalıdır. Evet, doğru bir bilgidir. Kesinlikle ilk yardım çantamız olmalı taşıtlarımızda. Yayalar hava koşullarına karşı önlemler almalıdır. Evet arkadaşlar, almalıdır. Doğru bir bilgidir. Yani yağmur yağarsa şemsiye almalıyız şeklinde. Yayalar gece görebilmek için el feneri taşıyabilir. Evet, iyi olur arkadaşlar. Doğru bir bilgidir. Bisiklet
yük taşımak için kullanılan bir araçtır. Hayır arkadaşlar, bisiklet yük taşımak için kullanılmaz. Ne yapıyoruz? Yanlış yapıyoruz. Sisli havalar görmeyi ve görülmeyi zorlaştırır. Evet arkadaşlar, doğru bir bilgidir. Toplu taşıma araçlarında yaşlılara yer verilmelidir. Tabii ki doğru bir bilgidir. Dizlik, dirseklik gibi aksesuarlar güzel görünmek için kullanılır. Arkadaşlar hayır, bunlar güzel görünmek için kullanılmaz. Ne için kullanılır? Korunmak için kullanılır. Yani evet, korunmak için kullanılır. O yüzden yanlış bir bilgidir. 10. sorumuza bakalım. İlk yardım çantasında bozulan motoru tamir etmeye yarayan yarayan araç ve gereçler bulunmalıdır. Evet arkadaşlar, yanlıştı. Sağlıkla ilgili araç gereçler bulunması gerekir değil mi? Yani yanlış bir bilgidir bu da. Evet, böylelikle C bölümümüze geçelim sevgili öğrenciler. Aşağıdaki kelimeleri cümlelerdeki boşluklara uygun olacak şekilde yazınız. Yazalım bakalım. Kelimelere bakalım. Sakatlıklara, ilk yardım, sağ şeridi, ağaç, tıbbi, siren, ölümlere, şakalaşmamalıyız, çukur, öğretmenlerimize, mikroplardan hafif. Kelimelerimiz bunlar. Birinci sorumuza bakalım. Bir hastaya ya da yaralıya hastaneye götürmeden önce hemen yapılması gereken müdahaleye ne denir arkadaşlar? İlk yardım denir değil mi? İlk yardım denir. Ne yazıyorum buraya? İlk yardım. İkinci sorumuza bakalım. Sürücüler geçiş üstünlüğüne sahip olan ambulansın sesini, neyini? Siren sesini değil mi? Siren sesini duyduktan sonra, iki şeritli yollarda nereye geçerek? Sağ şeride geçerek ambulansa en kısa sürede yol vermelidirler. Sağ şeride yazıyorum buraya da. Sağ şeride yol vermelidirler. Evet. Buradan çizelim. İlk yardımı yaptık arkadaşlar. Çizelim. Sireni yaptık. Sağ şerideyi yaptık. Geçelim 3. sorumuza. Kaza sonrasında yapılan yanlış müdahaleler nokta nokta ve nokta noktaya neden olabilir. Yanlış müdahaleler arkadaşlar sakatlıklara ve ölümlere neden olabilir değil mi? Sakatlıklara ve ölümlere. Sakatlıklara ve ölümlere yazalım buraya. Allah korusun tabii ki. Ölümlere neden olabilir. Toplu taşıma araçlarında arkadaşlarımızla şakalaşmamalıyız vardı değil mi? Yukarıda şimdi bakacağız. Şakalaşmamalıyız. Evet. Bakalım sevgili öğrenciler. Şakalaşmamalıyız. Sakatlıklara, ölümlere çizelim buradan da. Evet, geçelim arkadaşlar. Yaya kaldırımlarında yürürken bulunabilecek nokta 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 ve levha gibi engellere dikkat etmeliyiz. Arkadaşlar bu ağaç, çukur ve levha olacak. Ağaç burada vardı. Ben size göstereceğim şimdi. Çukur ve levha. 6. sorumuza cevaplayıp yukarıya gideceğiz tekrardan. İlk yardım sırasında yaralayan mikroorganizmaların bulaşmasını önlemek için tıbbi eldiven kullanılmalıdır sevgili öğrenciler. Ne kullanılmalıdır? Tıbbi eldiven kullanılmalıdır. Hemen bunları da çizelim yukarıda. Ağaç, çukur, evet, sağ şeride hafif, tıbbi eldiven, evet, tıbbiyi de çizeceğiz sevgili öğrenciler. Tamam. Geçelim diğer sorumuza. Okul içinde yaralanan bir arkadaşımızı gördüğümüzde hemen kime haber vermeliyiz okul içinde? Ne vardı şeyde yukarıda? Öğretmenlerimize değil mi? Öğretmenlerimize haber vermeliyiz. Menlerimize. Şöyle yazayım arkadaşlar. Öğretmenlerimize diye. Antiseptik solüsyon yarayı nokta noktadan temizlemek için kullanılır. Neden temizlemek için kullanılır? Mikroplardan. Mikroplardan yazalım. Ben size şimdi göstereceğim yukarıdan. Evet. Öğretmenlerimize mikroplardan hemen işaretleyelim. Son sorumuz. Evet, hafif olacak son sorumuzda. Onu da çizelim sevgili öğrenciler. Tekrardan geri dönmeyelim. Bakalım 9. sorumuz. Sıyrık, bere, ezik, çürük gibi yaralanmalar hafif yaralanmalardır. Evet, hafif yazdık buraya da. Böylelikle bu sorumuzu da cevapladık arkadaşlar. Evet, son bölümümüze geçelim. Aşağıda verilen terimlerle işlevlerini eşleştiriniz. Çocuklar için yapılmıştır. Çocuklar için ne yapılır arkadaşlar? Bakalım. Çocuk ilk yanında çocuk emniyet koltuğu, evet, B seçeneği yazdık. Kazalarda yolcuları korur. Evet,
Emniyet kemeri C yazalım buraya. Çizelim buradan. Kazalarda yapılan ilk müdahaledir. Kazalarda yapılan ilk müdahale biz daha önceden videomuzun ilk karşısında görmüştük. İlk yardım değil mi arkadaşlar? A seçeneği. Her araçta bulunması zorunludur. Nedir bu arkadaşlar? İlk yardım çantası. Yani D yazıyorum buraya da. İlk yardım çantası. Araçla seyahat eden kişilerdir. Bunlar da yolcudur arkadaşlar. Buraya da E yazdım. D bölümünü de tamamladıktan sonra çalışmamızı bitirelim. Sizlere başarılar diliyorum. Kalpler gönderiyorum. Biliyorsunuz kalpler gönderiyorum. Her zaman ben size gülen yüz gönderiyorum. Öğretmenlerinizi dikkatli dinlerseniz, derslerinizi de günlük tekrar edip çalışırsanız başarmamak için bir sebep yoktur. Önemli olan nedir sevgili öğrenciler? Sizin mutluluğunuzdur, sağlığınızdır. Sağlıcakla kalın. Abone olursanız sevinirim. Hepinize başarılar tekrardan.